önemli olan kısmı üniversite sınavı. Yani evet lise sizi bir adım daha öne taşıyacaktı. Çok daha iyi bir ortamda bulunmak evet size çok daha iyi gelebilirdi üniversite için ama asıl geleceğinizi belirleyecek olan şey üniversite sınavı olacak. Ben 12 olduğuma hala inanamıyorum. Nerede bunun ışığı? Neyse bir dakika kapıyı kapatalım da. Çok karanlık oldu. Buldum. Günaydın. İnşallah kimse beni duymuyordur bir dakika. İnsanlardan kaçtım buraya geldim sizinle konuşacağım diye. Hepinize merhaba canlar. Ben artık dershaneye başlıyorum. Çünkü biliyorsunuz ki 12. sınıf oldum. Bugün günlerden perşembe. Ben normalde pazartesi günü dershaneye başladım. Yani direkt dershaneye pazartesi başladı. Ama kaç gündür çekmeyi unutuyorum. Son derste birden diyorum ki aa ben video çektim. Bugün alarm kurdum. Unutmayayım diye. Bir ay boyunca sadece matematik ve geometri dersi görüyoruz. TYT. Hızlandırılmış bir şekilde. Bugün de benim 3 saat matematik, 3 saat geometri dersim var. Hiç hoş bir durumda değilim. 12 olduğum için hiç mutlu değilim. Dershaneye geldiğim için mutluyum. Çünkü burası biraz daha kafa böyle. İnsanlar esprili falan. Şimdi size sınıf turu yapayım mı? Burası böyle daha küçük bir dershane bizim dershanemiz. Böyle çok samimi bir ortam var. 4 tane sınıf var. Burası benim ikinci en sevdiğim sınıf. Böyle. Böyle. Burası benim ikinci en sevdiğim sınıf. En çok sevdiğim sınıfı ve en sevmediğimi de göstereceğim. En sevmediğimi göstereyim, orası boş ama en sevdiğim ve üçüncü en sevdiğim dolu. Ben insanlardan utanırım. Burası benim en az sevdiğim sınıf. Burada genelde birebir dersleri yapıyoruz. Tamam. O yüzden zaten burası çok küçük. O yüzden ben burayı biraz sevmiyorum. Çünkü camı yok buranın. Ben biraz gökyüzünü görmediğimde rahat edemiyorum da. Bakın burası da böyle. Bir de buranın şekli habire değişiyor biliyor musunuz? Hiç aynı kalmıyor. Şurada kitaplarımız var. Ufuk Hoca biz bunları çalalım diye buraya koydu. Şaka şaka çalmıyoruz da. Niye buradalar bilmiyorum. Herhalde çalsak ruhu duymaz ama yani. Merhaba Ufuk Hocam. Ne güzelmiş coğrafya. Orası çok geniş. Bu şey dershane turu yaptım. Hayır. Ama hayır. Sınıfları en sevdiğimden en sevmediğime sıraladım. İyice bizim yenisinde yapsaydık. Burayı için? Yenisinde de yaparız canım. Merhaba hocam, hoş geldiniz. YouTube'da uzunca böyle oluyor. Ünlü olursunuz ama. O zaman derste çekelim hocam, nasıl fikir? Merhaba. İşte bakın bizim matematik hocamız, Gülderen Hoca. Teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşürüz. Sen bunların hepsini kesip uğraşıyor musun? Evet. Tamam. Diyordun edit yapmakta ne var diyordun. Edit yapıyormuş sanki çocuk bakıyor diyordunuz. Deli bu baksanıza. Videodan izlesinler. Yani bir şeyimiz. Siz erken gelip ders çalışacaktınız sanki, öyle planlar mı oldu? Hiç de öyle doğrusular. Yalan, sabahtan beri sohbet muhabbet. Dekat doğumunda uyumuş. Ya işte bağımlarını kullanın. Kamil. Kamil'i duyunca bakıyorsun ha, alıştın artık. Ben konuşmam ya, ben utanırım. Biz şu an dershaneden çıktık, eve gidiyoruz. Emir yüzünden yürüyoruz yani, tramvaya binemedik. Bu çocuk bugün zaten bir garipti. Mamera pahalı mı? Oğlum ben bunu alamıyorum. Pahalı mı? Pahalı tabii. Oğlum ben zengin durmuyor muyum zaten dışarıdan? Kim? Arkadaşlar işte zengin duruyor mu? Evet. Aç şu yüzünü be Kamil. Bulacımla Öste geldik. Çok istedi yani, illa buluşalım, seni özledim falan. Ben bu kadar çabalamana gerek yok. Gel dedim. Bugün o kadar yoruldum ki size anlatamam. Bir de birkaç kişiyi size şikayet edeceğim. Çünkü ben bugün yemek yemedim Mahir yüzünden. Kameraya anlatmadı da ama anlatacağım. Sıla'nın her zaman gibi modu düşük, gene videoya çıkmak istemiyor. Bu kız niye böyle anlamadım. Ne düşünüyorsun Sıla'cığım? Hiçbir şey. Günaydın, çok çirkinim. Arkadaşlar sabahın köründe dershaneye geldik. Sabahın kör dediğim 9'da. Ama o kadar uykum var ki size anlatamam. Bir matematik dersinden çıktık, şimdi yarı uyuyarak geçirdim biraz. Hem rüya görüp hem soru çözüyor gibi bir haldeyim. Ben de size bir haber vereyim dedim ne kadar uykum olduğumu ve canımı sıkıldım. Burası en sevdiğim sınıf. Burası böyle. Ama en sevdiğim sınıf bu. Hocam bizi derse götürüyor. Arkadaşlar şu an kayıttayım sanırım. Yapma bir şey. Arkadaşlar bu dershane
Alminya'nın içeriklerinden daha sıkıcı. Bakın arkadaşlar burada bir tane... Ben kendi başıma eğlenmeye çalışıyorum ama yeterli olmuyor arkadaşlar. Benden YouTube olur sanki. Ne diyorsun Zeynep? Neyse işte bu kadar kafi arkadaşlar. Oğlum kapanmıyor lan. Evet arkadaşlar ben Emir. Şu Mahir. Atatürk Müzesi'nden 12 sefer aynısıyız. Atatürk burası komple. Sizlerle bir konu hakkında konuşmak istiyorum arkadaşlar. Ne hakkında konuşacaktım? Buraları oğlum ben unutuyorum. Ne biçim iş lan bu? Arkadaşlar. Bugün sizlerle Alminya'yı çekiştireceğiz. Af ben beceremiyorum başlayacağım. Yapamıyor lan. Bir şey söyle biz çıkıyoruz. Evet. Hocam siz de gelin. Matematik dersinde. Ne işliyoruz hocam? Ölme ve öğrenebilme. Evet. Nasıl gidiyor Almina? Çok güzel gidiyor. Bu 12 şöyle 2, bu 12 2. Şuraya bakın, alo! Ya kaygı maygı boş yaptı ya. Arkadaşlar bak, kötü hareketler yapıyorum, çekmeyin lütfen. Az önce şuradan geçerken şurada polisler vardı. İki tane çocuk, bir tane kızın telefonunu çalmışlar ama esnaf bunları indirmiş. Sonra polis de almış götürmüş abi. Emir bunları anlatmaya utandığı için ben anlatıyorum şu anda. Bu hikaye duydu arkadaşlar, ben de polis arabası. Ama cidden yaşandı. Onaylar mısın? Onaylıyorum. Teşekkür ederim. Oğlum senin kardeşini safıma aldım lan. Çok yalnızsın şu an. Tanıdın mı? Evet arkadaşlar. Bugün sizlere ameliyatların gerçek yüzünden bahsedeceğiz. Geçen gün oturuyorduk. Albine geldi dedi ki video çekmeyi... Ben bokunu çıkardım. Emir size yalan şeyler anlatacak. Sonra salak söyleyeceği yalanı unuttu. Bu yeter. Oha ayıp bu arada. Emir'i bugün bir tokatlamışım var ya. Ağladı. Böyle yalan söyledi. Şu an saçım başım var cinnet geçirmiş. Ay arkadaşlar. Cinnet geçirmiş gibi ve bugün gerçekten çok yoruldum ya. Aslında bugün yorulmadım da ben bugün bir türlü uykumu alamadım. Çünkü yazın uyumuyor ve benim odam o kadar sıcak oluyor ki tam böyle köşede kalıyor. Bugün mal gibi geçirdim. Şimdi şu anda yel oynuyorum. Bugün 5'e kadar falan dershanede ders çalıştık. Beraber biraz soru çözdük. Şu anda saat 7.30. Ben eve geldim. Resim şu an hasta gibi çıkıyorsa hasta değilim. Gayet iyiyim. Neden böyle bilmiyorum. Bir su içmem gerek galiba. Susuzluktan olabilir. Şu anda da şimdi Orion'la ilgileneceğim. Orion dosyasıyla ilgili yapmam gereken şeyler var. Maalesef şu an size ben hiçbir şey söyleyemiyorum. Ama bir şeyler oluyor diyelim ve yakında haberlerini alacaksınız diyelim. Bu arada bugün 9'da aşı olmaya gideceğim ve ben gerçekten çok korkuyorum. Çünkü benim bünyem çok hassas. Ben kışın bile 800 kere hasta olurum ve bu aşı sanki beni bazen halsizlik hastalık yapabiliyormuş ya birkaç gün. Sanki öyle bir şey olacakmış gibi hissediyorum. Biraz korkuyorum. Bruh. Hocam siz özel öğrencisi, siz kendiniz söylüyordunuz özel öğrenci getirin diye. Benim takipçilerime de verin, onlar insan değil mi? Benim takipçilerime de verin. Akşam arasınlar size ayrı bir zaman. Zeynep bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bana verecek. Çözemediğim her soru için, bak çözemediğim her soru için sana bir tane özel ders verecek. İstediğin konuyu. Hadi ya. Ama konu kaç saat gibi özel? Bir saat mi? Bir buçuk saat. Bir buçuk saat. Hadi. Bir buçuk saat özel ders. Doğunun bağrından her sorunun dağılığı. 505. Hocam vermeyin Allah aşkına. Videodayım hocam. Vermeyin. Numaranı bilin. Lazım olursa şey yaparsın. Tamam. Kahretsin. Sen o zaman siz çekemem. Sizler silin. Videoya çekeceğim. Kim arıyorsa arasın yani. Ama ararlar. Bakın ben arasın demedi ya. Demeyin. Bir şey olmaz. Baykansam arasınlar. Sıkıntı olur. Ararlar. Özel ders öğretmeni diyeceksin ya. Tamam özel ders öğretmeniymiş. Burada görüyorsunuz numarayı. Arayabilirmişsiniz. Artık bul beni ya, bul beni, bul beni, of. Gel yanıma, yanla canım, gel bu yaz ne yapacağız planlayalım. Artık bul beni ya, bul beni, bul beni, of. Artık bul beni ya. Teşekkürler. Eskiden bunun ekşisi daha mı fazlaydı? Şu an bir tatlı geliyor. Canlar bir dershane akşamında geometri çalışmamız gereken bir gündeyiz. Video editledim o bu derken gerçekten bazen böyle dengesini kurmak zorlaşabiliyor. Hem Orion'la ilgilenmem gerekiyor, hem videoyu yüklemem gerekiyor, hem de derslere yetişmem gerekiyor. O iş biraz orada bulanabiliyor ama onu halletmeye çalışacağım. Hallolacak, mecburen hallolacak. Elimde iki tane kaynak var. Biri bu MF yayınlarının, biri de Karekök'ün. Bunun düzeyinin ne olduğunu hiç bilmiyorum ama Karekök'ün ortanın bir üstünde olduğunu biliyorum. AYT'sinin, TYT'si kolaymış. O yüzden şimdi ben bunların hangisini çözsem daha az hevesim kaçar acaba? Bunu çözeceğim. Bunun tipi daha çok hoşuma gitti ama bunun soruları zormuş işte o yüzden. Neyse ya bak zorlanmak falan dediniz şimdi benim aklımı çeldiniz. Ben bunu çözüyorum çünkü ben rakip eleyeceğim anasını satayım.
Of, çok kötü kelimeler kullandım. Eğer ağlamadan bunu çözmeyi yapabilirsem, çünkü biliyorsun ben geçenlerde geometri çalışırken ağlamıştım. Geçenlerde dediğim bir yıl önce. Geometriyi bıraktım. Eğer ağlamadan bugün bunu güzelce çözersem, ben sizi eledim demektir. Abi geometri dehası mıyım ya? Şaka yaptım, bunu hocayla beraber çözdük bu arada. Ben burada kaç soru var biliyor musun? 12 sorunun toplasanız ikisini falan kendi çabalarımla çözebilirim. Ah, 51 soru çözmüşüm ya. Of, 50 soru olsa çok mutlu olacaksın. Bunu kapatıyoruz. Bu arada zorluğu hakkında bir yorum yapmam gerekirse, biz bunu ya açıortayla ilgili ya da eşkenar üçgenle ilgili son testimi çözmüştük. Yani o konuyu dair son testi çözmüştük ve o bana çok zor gelmişti. Ama şu an mesela açıvar testi aşırı kolay geliyor. Normalde benim geometride 10 soru yapıyorsam 6'sını yapamıyor olmam lazım, 4'ünü yapabiliyor olmam lazım. Ama şu an 51 soruda sadece 2 tane soruyu yapamamışım. Ama şu an çok uykum geldi dostlar, çünkü saat 1.30 oldu. Bakın, saat 1.30 oldu. Yarın yine dershanem var. Yine erken kalkacağım. O yüzden artık bence yatsam iyi olur. Ya ben ne yaptım bugün de saat 1.30 oldu? 51 soruyu inşallah ben 1.5 saatte çözmedim. Şortuma bakın. Nereden çıktı bu anlamadım. Evde böyle bir şort buldum. Annemin herhalde bu. Ama çok güzel değil mi? Hani geceler ya.